Vlog Mesin'in ikinci videosuna hoş geldiniz. Ay çok heyecanlıyım. Ooo ama. Noktası doğru bence. Ooo. Ben de önce videoyu çekmiyordum o sırada. Burada çekmek istedim. Açılışı burada yapmak istedim. Ay çok güzel. Bundan sonra yürüyüşlerimizi sabah yapmaya karar verdik. Ve bu sabah mesai saati öncesindeki bir sabah olmak üzere. Bugün birazcık ilk denemesi, ilk turu gibi düşünebiliriz. O yüzden şimdi markete gidiyoruz. Öyle de markete gitmek yani amaç aslında. Hani her gün böyle bir iki bir şey olup akşamları da evde çayımızı, kahvemizi içebileceğimiz bir ortam yaratmak aslında amacımız. Çünkü akşamları hem çok karanlık oluyor, hem çok çabuk karardığı için de çok çabuk soğuyor her yer. Sokaklarda kimse olmuyor. Ya önemli sokaklarda kimse olmaması ama her yer erken kapanıyor. Yani böyle koşuşturuyoruz falan, böyle bir yerlere gitmemiz gerekiyorsa onun için böyle yapalım istedik. Başına söyleyeceğim şeyi buraya başa koyacağım. Buraya gerçekten başa koyacağım. Vlog Mesin'in ikinci videosuna hoş geldiniz. Ay çok heyecanlıyım. Bu gerçekten benim istediğim bir şeydi. Tam böyle şey yapıp bu sabah bir şey sesi ama ben de henüz çözemedim ne olduğunu. Böyle bir ses var. İtfaiyeden geliyor bu arada bu ses. Evde bir aslında bir şey var böyle de. Ağacı koymuşlar. Ha, şu anda çekemezsin ama. Her yerde ağaçlar var. Çok güzel. Bu ses de biraz önceki dediğime gelecek olursak, bu arada yanakları falan kızarmış. Böyle sağlıklı bir kızaklık diyorlar ya, öyle olmuş. bu ses de ben ilk çok korkmuştum. Ne oluyor falan dedim ya, bir yerlerde yangın falan çıktı. Baktım insanlara, kimse de şey yok. İlk duyduğumda evdeydim, ikinci duyduğumda dışarıdaydım. Herkes normal rutin hayatına devam edince ben de devam ettim. O yüzden çok şey yapmadım yani. Neyse, şimdi birazcık temiz havanın tadını çıkararak yürüyüşümüze şimdi devam edeceğiz. Bugün çok şey yapacağız bugün. Oo, bu video kaç dakika olacak acaba? Aşırı güzel şeyler yapacağız. Ben zamanları beklediğim her şeyi yapacağız bugün. Heyecanlıyım. Biz bu markete daha önce de gelmiştik. Ama biz o zaman kardeşimle, annemle FaceTime'daydık. Biz, Mert de beni daha fazla yürütmek için böyle dolandırıp getirmiş buraya. Ben de şimdi gidiyorum böyle. Aa dedi, burası dedi. Nasıl dedim, daha böyle gideceğiz, böyle dolanacağız. Ben böyle hani dolanıp da şöyle düz gideceğiz zannediyorum. Bu arada zannediyorum. Bir sokaktan bahsediyoruz. Hayır, bir sokak değil. Buranın sokakları bak, uzun. Sokak, sokak. Burası sokaklar uzun arkadaşlar. Öyle değil. Yani bu market şu anda zannettiğim kadar uzak değilmiş. Aşkım sağ olsun. Yine beni taklaya getirdiği anlardan biri. Bu arada tam şeyi de söyleyelim. 1 kilometre. Aynen, 1,5 kilometre. 1,5 kilometre ama ben 2 falan zannediyordum. Hayatım sanki ondan vardı evde ama sanki vardı. Şimdi marketten geldik. Ufak tefek bir şeyler aldık. Böyle şişeli, plastik şişeli Schloss'un birası çıkmış. Bundan aldık. Altılı, hem taşıması da iyi oldu. Burada böyle karışık karnabaharla brokoli var. Böyle minik alayım dedim. Bir tane nudu. Şekersiz bir turşu. Adını getiremedim. İyi olacak bu. İlk defa deneyeceğim. Böyle bir Alman turşu, hem de şekersiz. Onlu yumurta, Netto'nun yumurtalarını çok özledim. Uludağ gazoz bazen içmesi güzel oluyor. Heinz'in bir tane ketçabı.
Ömür'ün dün bahsettiğim yoğurdun markası bu. Bunun kaşar peyniri en güzeli bu. Kaşar peynirler arasında bunu çok seviyorum. Sarımsak, sebze çorbası için böyle gerekli malzemeler. Bunların hepsini doğrayıp suya karıştırıyorsunuz. Sonra blender. Çok güzel oluyor bunlar. Lab kullanımlardan her markanın, her bir marketin lab kuğunu ayrı. Mert hepsini deniyor ve yorumluyor. Bunu da Netto'dan ilk defa aldık. Böyle bir çiğ fındık kabuklu. Bu yine Mert'in kendine aldıklarından. Şunları DM'de görmüştüm ve almıştım da. Böyle genel temizlik için olanını almıştım ben. Cam olanı vardı sadece Netto'da ve ben normalde 1 euro 69 cent alıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Bu mesela 69 cent inmişti. 99 centmiş normalde de. Bunu aldım bir tane. Bir spre şişe boşalınca ya da alınca bunu da kullanacağım. Bu da cam temizliği için. Giotto'nun böyle küçük çikolatalarından aldık. Bunlar güzel oluyor. Hem de hepsini birden açmaya gerek olmuyor. Bu da yine Mert'e bir roşe daha. Şunu da yine dün bahsetmiştim. Hep ben kendim aldığım için böyle yılbaşı çikolatalarını. Mert'e dün bir roşen almıştık. Bir de Lindt'i çok seviyor. Ona da bundan aldık. Benim o kadar çok çikolatam var ki şu an gerçekten almam lazım. Böyle bir erik. Şöyle bu gerçekten tavuklu bir dürümmüş. Bunu deneyeceğiz. Bir tane simit. Çok bir simite benzemiyor. Bu önceki simitler daha güzeldi ama bunu da öyle bir alalım dedik. Şurada mum aldık. Bunun fiyatı da uygundu ve bayağı güzel kokuyordu. Böyle çok fazla ambalajı olmasına rağmen bunu deneyeceğiz. Şöyle bir tane Rotkapya'nın bir şarabı. Bunun şaraplarını çok seviyorum. Şöyle. Yılbaşı süslerine devam ediyoruz. Bunu da 3 liraya buldum. Böyle 3 tane şeker. Bunu da takacağım birazdan. Leibniz'in %30 daha az şekerli bir versiyonunu aldım. Arkasında da bak değerlerine. Gerçekten %30 daha az şeker. Tadı da aynıysa artık bundan alırım. Mozzarella peyniri. Şöyle çok seviyorum bu. Tavuk çorbalarını da evde bulunsun diye aldım. Kabuklu yer fıstığı ve böyle 3 tanesi 9 euroya tişört yani. Bundan aldık bir tane de. Böyle bütün alışverişimize de 56 euro ödedik Netto'dan. Şeker süsler de böyle oldu. Bir tanesinin şu tarafı kapalıymış. O yüzden birazcık zorlandım ama yine de takmayı başardım. Şimdi hemen bir takalım. Bunları da şöyle yapsam daha iyi olacak. Bunları da şöyle koydum şimdilik. Çünkü şuraya bakınca her şey çok güzel. Şöyle. Buraya bakınca her şey çok güzel. Ama odadan çıkınca boş oluyor böyle. Yani canım sıkılıyor şimdilik. Böyle koydum. Evet. Şimdi dışarı çıktık. Berlin'e gidiyoruz bugün. Yani Berlin'e gitmek için çok mantıklı bir hava değil. Yağmur yağıyor şu anda ama olsun. Yani bugün bir gezmek ruhumuz da var o yüzden. Dedik ki yine de gidelim. Böyle giyindik. Kalın 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 içimde içlikler var. İşte sırt çantamı aldım. Belki bir şeyler alırız diye. Alacağız. Alacağım şeyler var yani. Bulursam eğer kaldıysa güzel şeyler almak istiyorum. Ay bugün hava kapalı olmasına rağmen çok güzel bir enerjim var. O yüzden videomun bugün çok daha uzun ve çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ve ikinci evimize yani Berlin'e geldiğimizdeki ikinci kaldığımız eve ne zaman gelsem hala böyle aynı hissediyorum, bilmiyorum. Bu sefer özledim mi buraları? Yani evet, çıkarabiliriz bu arada ya. Yani hayır, hele şu McDonald's'ın ama yağının efsane kokusunu. Şey bak burada.
Hadi gel gel. Bu yağının kokusunu hiç özlemedim ama. Ama efsane bir şey gördüm. Elf gözleri neler görüyor. Allah'ım böyle... Durun göstereceğim. Deret 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 deret. Az sonra burası benim en sevdiğim Christmas mağazası. Şöyle yapalım. En sevdiğim Christmas mağazası burası. Buraya açmış. Bayağı bildiğiniz dükkan açmış. Ya bunun şöyle, bunun 80 euro olma ihtimali dünyanın hiçbir yerinde yok bence. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel görünüyor bu arada her şey. Güzel kahveler aldım. Eve gidince göstereceğim. Çikolata kaynıyor ama çikolatayı bence bir yere saklıyorsun. Çok güzel kahveler aldık. Çok aşırı mutluyum. Bütün Christmas Edition'ların hepsini aldık. Neydi adı ya? O kadar sevmiyorum ki. Bademli hariç. Eve gidince göstereceğim. O kadar yorulduk ki 11,5 saat 871 kalori yakmışım. Göstereceğim bunu böyle. 872 kalori yakmışım. 53 dakika spor ve 14 kez ayağa kalkmışım. Ve bunların 19.523 adım ve 15.26 kilometrede yürümüşüz bugün. Artık yani yürümekten sıkıldığım bir gün oldu. Ama güzel yerlere gittik. Gerçekten çok özlemişiz Berlin'e gitmeyi de. Bayağı hoşumuza gitti. Güzel oldu yani bugün bizim için de. Gerçekten güzel bir gün oldu bizim için de. Hello. Gerçekten güzel bir gün oldu bizim için de. Şimdi aldıklarımızı hemen göstereyim. Çünkü şarjım bitmek üzere. Şöyle... Asla demeyecek. Katy Wolfart'tan. Asla söyleyemiyorum bunu. Ama şöyle birkaç tane süs aldık. Şöyle şunları elime takayım. Çok tatlı süsler aldık. Şöyle aşırı tatlı süslerden
aldık. Şöyle bir süs aldık. Bunlara bayıldım. Bunları da hemen yılbaşı ağacına asacağım. Hemen şuraya koyayım. Başka ne aldık? Böyle bir paket Lindt'ın çikolatasından aldık. Oradaki kız bize tattırdı ve bizi kazandı yani. Sonra Flying Tiger'dan şöyle bir set süs aldım. Çünkü bu tarafı birazcık boş kaldı. Bunu 2 euroya aldık ve Nespresso'ya uğradık. Güzel kahveler aldık. Uzun zamandır Nespresso'dan kahve almıyorduk. Ve hani Limited Edition olanları tercih etmek istedik. Şöyle bir tane bunun adı neydi? Orman meyveleri aromalı bir tane serisini aldık. Bunların hepsi yılbaşı koleksiyonuymuş. Bir tane şunu aldık. Yani yılbaşı koleksiyonu da bu. Bu da her zaman olan bir seriymiş ama bu da çok dikkatimi çekti. Buenos Aires Lungo'yu duymuştum birkaç defa. Bu dördünü de böyle aldık. Güzel oldu bu alışverişte. Başka bir şey aldık mı diye bakıyorum ama almadık ya. Çok böyle büyük çantalarla gittik ama aslında çok da bir şey almadık. Şimdi bir Edmunds Calendar'daki ikinci günü de bir açalım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şimdi Balea'nın ikinci gününü ürününe girelim şöyle. Burada açıyorum. Bu nedir? Aa. Çok sevinemedim bu ürüne. Böyle küvet için bir şey çıktı. Yine vanilyalı ve dünkü body lotion'un aynısından küvet için bir sabun çıktı. Buna çok sevinemedim. Bir de şuradakine bakalım hemen 2 numarasında ne varmış. 2 numarası da burada. Lip balm çıktı. Şöyle bir tane lip balm çıktı. Aa, çok güzel kokuyor. 30 SPF varmış içerisinde. Güzel. Lip balm ihtiyacı hiçbir zaman bitmez zaten. Bu kutuyu da böyle yerine koydum. Şimdi bugün gerçekten çok dolu dolu bir gün oldu. Ve her şeyi yaptık. Gerçekten gezdik, tozduk. Buraya ilk karımız da yağmış. Bugün onu göremedik ama yarın büyük ihtimal yine kar yağacak. Yine göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden yarın da böyle kar görmek isterseniz eğer yarının videonu da kaçırmayın derim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İkinci günü de burada bitiriyoruz. Üçüncü günle devam edeceğiz. Bir de bugün ben galiba 30 gün boyunca birlikteyiz dedim ama 30 gün değil, 24 gün boyunca birlikteyiz. Bu bugünün son anıydı. Artık gerçekten konuşamıyorum. Çok aşırı yoruldum. Ve Vlogmas işte. Görüşmek üzere. Keşke bir de kanalıma abone olun demeyi unutmasaydım. Güzel olurdu. Ama bence siz olursunuz. Bence. Yani. Olursunuz. Çok güzel olur. Bye.